ürküttün mü sizi? Yok, hayır. Neden ürküyeyim? Bir zamanlar bu kasabada bir kız yaşardı. Ona benzettim sizi. En az onun kadar güzelsin. Pardon, çok güzel bir kız olduğunu söylediler mi hiç? Bundan eminim. Söylemelerine lüzum yok. Şimdilik aynalarla aram çok iyi. Bak, dinle beni. Aynalar her zaman doğru söylemez. İnsanlar da öyle. Çok zekisin. Bayılırım zeki insanlara. Hoşlanmadın benden galiba. Hoşlanmadım. Neden? Elinizdeki gülden. Koparmışsınız. Küçük bir heves uğruna bir çiçeğe kıyan, büyük ihtiraslar uğruna kim bilir ne kötülükler yapar. Müsaadenizle. Bir gün seni de koparacağım. Tıpkı bu çiçek gibi. Hoş geldin. Seni bekliyor. Öyle heyecanlıyım ki sorma. Görücüye çıkacak kızlar gibi. Sakin ol canım. Komplimandan çok hoşlanır, unutma. Komplimandan bütün insanlar hoşlanır. İşte babaanne. Ali. Merhaba. Tanışıyoruz biz. Ama birbirimizi tanımıyoruz. Ben çok yakından tanımak istiyorum sizi. Aramızda tam yarım asır fark var. Tanıyacaksın da ne olacak? Okulda tarih dersini çok severdim. Ya! Ayşe çok zeki olduğunuzu söyledi. Şu halde her bakımdan zengin, harikulade bir insansınız. Sen de az malın gözü değilsin hani. Adam tarlamasını iyi biliyorsun. Ama bir şey var sende. Hoşuma gitmeyen bir şey. Gel bakayım yanıma. Gel gel, yaklaş. Dön yavaş yavaş. Dön, dön. Sen neden bu kadar dar pantolon giyiyorsun bakalım? Saçlarında kızlar gibi maşallah. Babaanne. Yo yo, yanılıyorsunuz. Moda, yeni moda şimdi. Herkes böyle giyiyor. Herkesin saçı uzun. Eskiden kadınların saçı uzun, aklı kısaydı. Şimdi erkeklerin saçı uzun, aklı kısa. Aldırma, aldırma, şaka yaptım şaka. Ay, burası çok sıcak. Benle gelin. Kaza gününden beri çok üzgün. Şerefinize otelde bir parti vermek istiyor. Fakat bir türlü cesaret edemiyor. Selamlarımı söyle babana, davetini kabul ediyorum. Geceleri erken yatıyorum, fazla kalamam ama 5-10 dakika uğrarım hiç olmazsa. Teşekkür ederim. Hakikaten harikulade bir babaannem var Ayşe. Öyledir, bir tanedir babaanne. Seni gidip bacaksız seni! Çok güzel değil mi? Sahi güzel, hemen dansa kaldırsana! Etmesin, hır çıkarmayan namussuzdur! Sefettim. Gençliğinizde benden daha mükemmel bir hanımla karşılaşmışsınız siz. İltifatınıza teşekkür ederim efendim. Çok mersi. Garson! Buyurun efendim. Viskileri doldu. Emredersiniz. Oo, Osman efendi merhaba, burada mısın? Evet efendim. Otel açıldığı günden beri burada çalışıyorum. Müsaadenizle. Çok eskiden yanımızda çalışırdı. Efendi adamdır. Fakat büyük bir kusuru var. Nedir? Para için babasını bile satar. Oo. Ya. Thank you.
Birbirine bu kadar yakışan çift görmedim şimdiye kadar. Torununuz çok cici bir kız. Sizin de oğlunuz. Gidiyorum. Hadi, 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 hadi durma. Hey, affedersiniz. Ayşe hep sizin yanınızda mı kalıyor? Annesi, babası... Daima benimle kalır. Artık gitmem lazım. Daha çok erken. Erken yatmaya alışığım da. Yeah. Tabii çocuklar biraz daha kalabilirler. Size refakat etmeme müsaade eder misiniz? Yok, hayır. Rahatsız olmayın. Davetinize teşekkür ederim. Estağfurullah. Şeref verdiniz efendim. Biliyor musun, gözlerin çok güzel. Ya, evet. Bütün kızlar öyle söyler. Birkaç dakika yalnız bırakacağım seni. Odama çıkıyorum. Pekala. Osman Efendi! Buyurunuz beyefendi. Bana müsaade eder misin? Biraz babaannemle konuşmak Tabii. istiyorum. Seçimler yaklaşıyor. Bu konuda çok dikkatli olmam lazım. En küçük bir rezalet bütün prestijimi mahveder. Oğlum bu kızla çok ilgili. Niyeti ciddi. Fakat kızın ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bana yardım et. Bir zamanlar onların yanında çalışmışsın. Bu mesele benim için çok önemli. Ama bu para da bir günah için çok az beyim. Burada kahvenin kızı derler ona. Kahvenin kızı mı? Evet beyim. Anası kahveydi. Çocuk çok küçüktü o zamanlar. Kocası bu yüzden intihar etti. Kasaba halkı nefret ediyor, iğreniyordu o kadından. Sonunda kasabayı terk etmek zorunda kaldı. Hayır! 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 Ayşe! Ayşe! Ali! Ali! Buraya gel Ali! Fakat baba... Buraya gel dedim! Sebebini ben izah ederim sana. Hakikat bu. Bundan böyle bir kahvenin kızıyla arkadaşlık etmene asla razı olamam. Annesinin öyle olması beni ilgilendirmez. Ayşe'nin suçu ne? Masum, tertemiz bir kız. Hayatımda rastladığım en mükemmel insan. Sen ne anlarsın insandan? Yalvarırım, sakin ol. Sen karışma. Bu konuda münakaşa etmek istemiyorum. Siyasi durumumu sarsacak en ufak bir hareketten şiddetle men ederim seni. Siyasi durumunuzla benim hislerimin ne ilgisi var? Ben o kızı seviyorum. Vazgeçemem. Emrediyorum. Bir daha görmeyeceksin. Asla! Bir değil, 100 tokat vurduğumu farz et ve defol! O kıza selam verdiğini duyarsam evlatlıktan reddederim seni. Bunu da bilmiş ol. Babasının tuttuğu balıkları cinsine göre ayrı sepetlere doldururlardı. Kasabanın lokantalarına, gazinolarına Bahar dağıtırdı balıkları. Güzel bir kızdı. Hatta çok güzeldi. Adı gibi Bahar'a benziyordu. Görenin gönlünü gözünü aydınlatırdı. Belki biraz fazla serbestti ama namuslu kızdı. Hiç kimseye yüz vermezdi. En küçük bir dedikodusu bile duyulmamıştı. Kasabanın bütün erkekleri aşıktı ona. Yoldan geçerken gözlerini ayıramazlardı. Zengin, fakir bir sürü talibi vardı. Tıbbiyeyi bitirip dönen babam da ona aşık olanların arasına katıldı. Babam yakışıklı, hassas bir delikanlıydı. Sevdiğini bütün kalbiyle sever, bağlanırdı. Bu aşka mani olmadım. Kısa bir zaman sonra evlendiler. Sonra sen doğdun. Birkaç yıl çok mutlu oldular. Hadisenin geçtiği günlerde ben İstanbul'daydım. Her şeyi olduğu gibi anlatamayacağım, özür dilerim. Babanı bir gece çok ağır bir hasta için uzak köylerden birine çağırmışlar.
Yolda bir kaza geçirmiş, geri dönmek mecburiyetinde kalmış. Ve arkadaşının yardımıyla odaya girdiği an o korkunç durumla karşılaşmış. Dayanamazdım. Ömür boyu bu acıya, bu şerefsizliğe dayanamazdım. Dilerim Tanrı'dan, arkadaşım olan yılan da kendi kurşunuyla ölsün. Haberi duyunca çılgına döndüm. Ama neye yarar? Oğlun gitmişti. Annen bu hadiseden sonra kasabayı terk edip gitti. Gidiş o gidiş. Bütün bunlar kahredici, öldürücü şeyler. Unut yavrum. Unutmaya çalış. Yoksa çok acı çekersin. Şimdiye kadar olduğu gibi bütün sevgi ve şefkati benim şu yorgun, zavallı kalbimde ara. Annen de benim senin, baban da. Ayşe kalkmadı mı? Bilmiyoruz, görmedik efendim. Git haber ver. Baş üstüne. Dur, ben bakayım daha iyi olur. Nasıl isterseniz. Babaanne, affet beni, gidiyorum. Tıpkı annem gibi ben de kaçıyorum. Ne kahvenin kızı olarak ne sizlerin, ne de kasaba halkının yüzüne bakamam, imkansız. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsin. Annemin bir kahpe olması çok önemli. Ama benim bir kahpenin kızı olmam çok çok daha önemli. Anneme gidiyorum. Hakikati bir kere de ondan dinleyeceğim. Doğru ise yaşayamam. Ölmek yaşamaktan çok daha güzel o zaman. Ama yalansa, bir iftiraya uğradıysa geri dönerim. Çünkü benim için Tanrı'nın bildiği, insanların bildiğinden önemli. Ömer'i sana emanet ediyorum. Affet beni, canım, tatlı babaanne. Ayşe gitti. Gitti mi? Nereye? Sual istemem. Geri gelip gelmeyeceği belli değil. Ömer. Efendim? Ayşe'nin yerine geç. Ayşe'nin yerine otur diyorum sana. Buyurun. Bahar Hanım'ı arıyorum. Kendisi evde yok. Neden aradınız? Kızıyım ben onun. Görmek istiyorum. Kokette bir defile var. Oraya gitti. 12'den evvel gelmez. Buyurun içeri. Hayır, ben giderim oraya. Yalnız bu bavul sizde kalsın. Tabii. Nerede bu butik? Osman Bey'de. Kime sorsanız gösterirler. Teşekkür ederim.